kariyerine yön verecek tüm ipuçları bu programda. Pusulayı dinle, geleceğini belirle. Merhaba sevgili dinleyenler, ben Adem Demirelli. Her hafta birbirinden farklı akademisyenlerin konuk olduğu programımızda bu hafta bize rehberlik edecek olan konuğumuz Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Sayın Yardımcı Doçent Doktor Emrah Bıyık. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Adem. Nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim hocam. Çok teşekkür ederim. Hemen vakit kaybetmeden sizi tanımakla başlamak istiyorum. Kısaca kendinizden bahseder misiniz bize? Tabii. Lisans derecemi elektrik elektronik mühendisliği alanında Boğaziçi Üniversitesi'nden aldım 2003 yılında. Ondan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde matematik yüksek lisansı ve elektrik mühendisliğinde yüksek lisans ve doktora derecelerimi aldım. General Electric firmasının Ar-Ge'sinde 5 yıl kadar elektrik şebekeleri, doğalgaz elektrik santralleri, uçak motorları üzerine araştırmalar yürüttüm. Sonra 2012 yılında Türkiye'ye döndüm. Türkiye'de Eşir Üniversitesi'nde 2012 yılında Profesör Doktor Arif Epbaşlı hocamızın liderliğinde Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümünü kurduk ve 5 şu an 6 oluyor. 6 yıldır çok güzel işler yapıyoruz burada. Hocam bu arada bölüm ilk mezunlarını verdi mi? İlk mezunlarını 2 sene önce 2 mezun verdik. 2012'de girip hazırlığı geçen öğrencilerimizden. Asıl büyük grubumuzu geçtiğimiz 2017 yılında verdik Haziran'da. 15 öğrencimiz mezun ettik. Bu bölümü tercih etmek isteyen insanlarda nasıl kişisel özellikler olmalı gibi kıstaslar belirlersek bunlar neler olmalı sizce? Şimdi enerji sistemleri mühendisliği adı üzerinde bir mühendislik alanı. Mühendislik dediğimiz zaman aslında çok çeşitli uygulama alanları olabilen bir sektör, bir meslek dalı. Burada öğrencilerimizin en öncelikle matematik, fizik gibi temel bilimleri, uygulamaları, teknolojiyi sevmeleri gerekiyor. Enerji sistemleri özelinde bakarsak, enerji bildiğiniz gibi hayatın her alanında kullandığımız, sürekli büyüyen, artan nüfusla, artan gelişimle, ekonomik gelişmeyle birlikte büyüyen bir sektör. Burada yaptığınız ufak yenilikler, iyileştirmeler çok büyük etkiler yaratıyor. Haliyle bunlardan heyecan duyan, yeni şeyleri geliştirmeyi seven, meraklı, coşkulu arkadaşlar bu bölümde çok başarılı olacaklardır. Hocam şimdi en önemli sorulardan bir tanesi de aslında bu bölüme kaç kişi alıyorsunuz? Yaklaşık her sene 30-35 bandında bir kontenjanımız var. Bu her sene değişiyor ama işte geçtiğimiz yıl 33 öğrenci aldık. Bunlardan yarıdan fazlası da %50 ve tam bursluydu. Yani yaklaşık 20 öğrenciyi %50 ve daha üzeri burslu aldık. Bursluluk oranımız yüksek. Bu bilgiyi de vereyim. Mühendislik alanlarında genellikle erkek öğrenci sayısı fazladır. Birkaç bölüm dışında bizde 1/3'den fazlası kız öğrenci oluyor genellikle. Diğer branşlara göre oldukça iyi bir sayı. Ben bu bölümü tercih ettim. Bölüme girdim. Hangi dersler beni bekliyor? Mühendislik bölümlerinin temel dersleri aslında ilk sene bakarsanız birinci sınıftan itibaren temel matematik, fizik, kimya dersleriyle başlar. Bizde akademik İngilizce, teknik resim gibi dersler de var. Aynı zamanda birinci sınıfta bölüme giriş temel alanı tanıttığımız enerji sistemleri mühendisliğine giriş dersimiz var. Asıl bölüm dersleri diyebilirim ikinci sınıfta başlıyor. İkinci sınıfta termodinamik, elektrik devreleri gibi, ısı sistemler, akışkanlar gibi hem ısı enerjisinin hem elektrik enerjisinin temel dersleri var ve ileri matematik derslerimiz devam ediyor. Üçüncü sınıftan itibaren temel artık branş dersleriyle birlikte dördüncü sınıfta güzel bir analiz ve tasarım projesi yapacak. Bu öğrendiklerini uygulama fırsatı yakalıyor arkadaşlarımız. Yan dal veya çift ana dal imkanı sunuyor musunuz öğrenciye? Çift ana dal ve yan dal programlarımız mevcut. Çift ana dalda arkadaşlarımız biliyordur herhalde nasıl işlediğini ama çift ana dal dediğimiz zaman iki lisans diplomasını birden alıyor arkadaşlar. İki alanı da temel alanı da bitirmiş oluyorlar. Bizde özellikle elektrik elektronik mühendisliği bir bölümüyle çift ana dal programı çok uygun. Tabii diğer bölümlerde de yapabilirler ama en az okulu uzatarak en az sürede yapabilecekleri elektrik elektronik mühendisliği çift anadalı. Geçtiğimiz yıl 15 mezun verdik dedim. Bu 15 mezunumuzdan 5 tanesi yani 3'te 1'i şu an çift anadal programında elektrik elektronik mühendisliği bölümündeler. İşte bu Mayıs ayında da elektrik elektronik mühendisliği diplomalarını da alacaklar. İki diplomalı arkadaşlar olacaklar. Yani sizin de söylemiş olduğunuz gibi bir anda 2 seneden yani 2 evet. Üniversiteden birden evet, mezun yani olmuş 5 yılda 2 lisans derecesini birden almış olacaklar. Yan dal programı da aynı şekilde diğer bölümler için de çok uygun. Endüstri mühendisliği hatta ilgisi varsa sosyal bilimler alanında dahi yan dal yapabilirler. İlla mühendislik teknik alan olması gerekmiyor. Hocam peki bu da çok merak edilen bir şey aslında. Daha çok yeni bir bölümüz. Peki bu bölümün imkanları nelerdir? Bölümün imkanları yaklaşık 5-6 yıldır çok büyük destekler aldık üniversitemizden. Aynı zamanda yürüttüğümüz TÜBİTAK destekli ya da Avrupa Birliği projeleri destekli fonlar itibariyle. Bölümün olanakları
Şimdi mühendislik alanında teorik derslerin yanında tabii ki laboratuvar uygulamaları çok önemli. Bu laboratuvar uygulamalarını Y binamızda büyük bir laboratuvarımız var. Birkaç tane laboratuvarımız var hatta. Orada çeşitli deney setlerimiz var. Her dersin içeriğinde, içinde dersle alakalı konuları pekiştirmek için laboratuvar derslerimiz ya da seanslarımız oluyor. Bunlar mevcut. Aynı zamanda TÜBİTAK projesinden örneğin yaptığımız bir iki tane büyük deneysel sistem var. Araştırma projeleri bunlar. Öğrencilerimiz bunları da kullanabiliyorlar. Avrupa Birliği'nden aldığımız fonlarla bir fotovoltaik, yaklaşık 7,5 kW'lık fotovoltaik enerji santrali kurduk kampüste. Yine Y binasında, yani fakültemiz, kampüsümüzde bir tane binamızda enerjimizi güneşten sağlıyoruz. Bunları değerlendirebiliyor arkadaşlarımız. Bunun yanında yazılım altyapımız çok güçlü. Yani Türkiye'deki en iyi enerji alanındaki yazılımlara sahibiz, yazılım portföyüne sahibiz diyebiliriz. Hemen hemen her alanda elektrikten ısı enerjisine, kimyasal alanlara kadar çok değişik yazılımları arkadaşların kullanımına sunuyoruz. Bu da çok önemli bir avantaj. Özellikle tasarım ve analiz yapacakları için. Yani 6 yıllık bir bölümümüz ama dediğim gibi altyapımızı güçlü tutmaya, güçlendirmeye çok çalıştık ve bunu başardık diye düşünüyoruz. Hocam peki şimdi biliyorsunuz. Aslında buradan biraz daha ilerlemek istiyorum. Çünkü bu bir soru işareti olabilir. Siz çok güzel açıkladınız aslında bölümün imkanlarını, yaptığınız işleri. Peki birçok üniversite var ve üniversitelerin içerisinde aynı bölüm, yani enerji sistemleri mühendisliği var. Peki ben bir öğrenci olarak neden Yaşar Üniversitesi enerji sistemleri mühendisliğini tercih etmeliyim? Güzel bir soru. Bunu tanıtıma gittiğimiz yer okullarda da arkadaşlardan alıyoruz. Bir kere en büyük avantajlarımızdan bir tanesi bizdeki öğretim üyelerinin hemen hemen hepsinin büyük sanayi deneyimi var. Yani ben dediğim gibi Amerika'da 5 yıl General Electric firması, ki Thomas Edison'un kurduğu bir firmadır. Çok büyük firma. Orada Ar-Ge'sinde çalıştım. Arif hocamız yine 10 yıldan fazla sanayi deneyimi var. Kendisi bu bölümümüzde profesör. Benden önceki kurucu bölüm başkanımız. Diğer hocalarımız da aynı şekilde. Burada sanayiyle çok iç içe çalışıyoruz. Yani sanayiyle ortaklıklarımız var. Altyapımız, dediğim gibi teknik altyapımız güçlü. Sanayiye, staja veya uzun dönemli stajlara ve ortak işbirliklerine öğrencilerimizi gönderiyoruz. Ve 33, dediğim gibi geçen sene aldık, 30-35 bandında öğrenci aldığımız için öğrencilerimizle birebir ilgilenme, onlara danışmanlığı hakkıyla yapma fırsatını yakalıyoruz. Çok güzel, neşeli ve coşkulu arkadaşlarla güzel bir birlikteliğimiz var bu açıdan. Sadece hoca-öğrenci ilişkisi değil, aslında bir abi-kardeş ilişkisi de yaşıyoruz öğrencilerimizle. Bu da önemli. Hem teknik konularda danışacakları zaman hem başka ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Aslında bu söylediğiniz abi kardeş olayı gerçekten çok önemli bir nokta. Hani ben de Yaşar Üniversitesi'nde okuyorum. Benim de gözlemlediğim bir şey. Buradaki bütün hocalarımızın, akademisyenlerimizin kapıları sonuna kadar açık ve biz istediğimiz zaman girip muhabbet edebiliyoruz. Bu gerçekten çok güzel bir durum. Evet. Ve her öğrencinin arayıp da bulamadığı bir şey aslında, az kontenjanlı bir sınıf. Çünkü evet, istediğiniz kadar aktif olabiliyorsunuz. Hocam peki şöyle bir durum daha var. Üniversite hayatı çok önemli bir hayat. Çoğu kişinin bir daha elde edemeyeceği bir hayat. Ve bu hayat derslerden ibaret değil. Dışarıda da bazı pratikler gerekiyor. Siz ders dışında nasıl etkinlikler düzenliyorsunuz öğrenciler için? Şimdi öğrencilerimizin, ben her zaman öğrencilerimize dersler ve teknik alan dışında başka alanlarda da kendini geliştirmelerini öneriyorum bir kere. Bizim düzenlememiz dışında. Öğrenci kulüplerine gidin, sosyal becerilerinizi geliştirin, ağlarınızı oluşturun diye. Teknik konuda bizim yapabileceğimiz dersler dışında tabii oldukça fazla teknik gezi düzenliyoruz. Her sene her öğrenci sınıf grubuna, her sınıfa en az 2 tane teknik gezi değişik enerji sektöründe düzenleyip buralarda gerçek uygulamaları görüyorlar. Gerçek mezun mühendislerin çalışma ortamlarını gözlemliyorlar. Oradaki sistemin işleyişini, yemekhanesinden çalışma şartına, üretim tesisinin işleyişinden bütün planlamalarına kadar çeşitli bilgiler alıyorlar. Bu onlar için mezun olacakları zaman, olmaya yakın ya da olduklarında hangi sektöre, enerji çok geniş bir sektör çünkü, o sektörün hangi alt dalında çalışmak istediklerini, hangi kurumsal kimlikli firmalara gitmek istediklerini dair bir fikir veriyor. Onun dışında dediğim gibi ağ oluşturma, network çok önemli günümüzde. Takım çalışması çok önemli. Bunları geliştirmeleri için sempozyumlara, bölgede düzenlenen panellere, etkinliklere, fuarlara katılımlarını destekliyoruz. Özendiriyoruz. Ve aynı zamanda bir öğrenci topluluğumuz var. Bizden öte aslında daha güzel olanı bunun öğrencilerin kendileri yapmaları. Enerji verimliliği ve yönetimi öğrenci topluluğumuz var. Onlar da çeşitli sempozyum ve teknik geziler düzenliyorlar. Konferanslara ve fuarlara katılım için arkadaşlarıyla organize oluyorlar. İmkanlar çok. Yani biz çalışmak isteyen bu tür heyecanlı, meraklı arkadaşlara kapıları açıyoruz. Stajlar için yine yardımcı oluyoruz. O konuya da değiniriz birazdan. Ve aynı zamanda dediğim gibi teknik dışında
İşte fotoğraf ilgisi varsa gitsin fotoğrafçılıkla ilgilensin. İşte tırmanış ilgisi varsa onlarla ilgilensin. O takım ruhunu, o sosyal becerileri geliştirmeleri çok önemli. İş hayatında çok faydasını görecekler teknik becerilerin yanında. Kesinlikle hocam. Bir mühendislik sanırım genelde takım çalışmasıyla ilerleyen kesinlikle bir şey. Şunu sorayım ben bir de size. Hiçbir şey bilmeyen bir öğrenci ya da hiçbir şey bilmeyen bir vatandaşa bize enerji sistemleri mühendisini ufak bir şekilde özetlemek gerekirsek ne dememiz gerekir sizce? Şimdi enerji sistemleri mühendisliği aslında temel olarak makine mühendisliği ve elektrik elektronik mühendisliğinin, elektrik mühendisliği diyelim ona, kesişiminde yer alan bir alan. Enerji çok geniş, ısı enerjisi var, elektrik enerjisi, kimyasal enerji. Bunların her birinde yetkin olan arkadaşlar yetiştirmeye çalışıyoruz. Temel olarak hangi alanda çalışıyoruz biz? Ne yapar enerji sistemleri mühendisliği? Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, güvenilir ve ekonomik olarak üretimi, depolanması ve aynı zamanda çevresel konuların da gözetilerek en iyi şekilde işletilmesi. İşin ekonomisi de işin içine giriyor. Enerji sistemleri mühendisliğinin temel çalışma alanları. Enerji dediğimiz çok büyüyen, sürekli gelişen iyi bir sektör olduğu için de bunun hiçbir zaman önü kapanmayacaktır. Hem makine konularında, ısı enerjisi konusunda, hem elektrik konularında birbirini bütünleyen temel mühendislik bilimi aslında. Hocam aslında çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Çünkü günümüzün en büyük problemlerinden bir tanesi enerji aslında. Evet. Ve siz bu alan üzerinde çalışıyorsunuz. Çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Peki bu bölümde, bu eğitim sürecinde öğrencilerin karşılaşabilecekleri problem neler? Yani biz öngörürsek bu bölümü seçmek isteyen bir öğrenciye nasıl bir tavsiyede bulunmak istersiniz? Hani şunu yapma daha iyi olur der gibi. Karşılaşacakları problem çok geniş bir alan. Aslında herkesin kendi özel durumları olabilir. Ama bizim gözlemlediğimiz şu. İlk senelerde işi sıkı tutmadığı için arkadaşlar 3. 4. sınıfa geldiklerinde aslında alanı sevmeye başlıyorlar. Ama 1. ve 2. sınıfta biraz da işte lisede o sınavın zorluğundan çıkıp biraz rahatlamak için çalışmayı azıcık azalttıkları için temel olarak temellerindeki zayıflıklar 3. ve 4. sınıfta alanı sevdikleri zaman biraz onları aslında sıkıntı yaratabiliyor. Biz her zaman baştan sıkı tutun, güzelce çalışın, birlikte güzel işler yapalım diyoruz. Onun dışında biz kapıları açmaya çalışıyoruz. Kapıları kapatmıyoruz dediğim gibi. Yani danışman hocalarımız çözüm üretiyorlar. Eğer özel bir durum varsa, sıkıntı olursa onlara zaten her zaman yardımcı oluyoruz. Staj bulmalarında bazen sıkıntı olabiliyor arkadaşların. Yani bunu hepimiz yaşadık mühendislik alanında. Ben kendim de yaşadım. Bazen bulmak zor olabiliyor. İşte 20 iş günü için firmalar ya işte bizim düzenimizi bozar, neye gerek var diyebiliyorlar maalesef. Türkiye'de biraz değişik işliyor staj sistemi. Onu kırmaya çalışıyoruz. Biz de yardımcı oluyoruz. Büyük firmalarla, sektördeki değişik alanlarda firmalarla işbirliği içindeyiz. Dış danışma kurulumuz var. Bölgedeki büyük enerji üretim ve hatta tüketen tesislerin müdürleri, mühendisleri var. Onlarla bu konuları konuşuyoruz. Bir de Coop programı oluşturduk. Coop aslında son senenin ilk döneminde, yani 3. sınıfın sonundaki yaz stajıyla 7. dönem diyebileceğimiz 4. sınıfın ilk dönemini kapsayan 6 aylık bir staj programı. Öğrenciler o tesiste bir çalışan gibi 6 ay çalışıyorlar. Bunu bazı derslerinin yerine sayıyoruz. Bu tür programlarla aslında onların teknik becerilerini pekiştirmeleri için, sahada uygulamalarını görmeleri için fırsatlar yaratıyoruz. Biraz şey kopukluğu oluyor arkadaşlarda. Teknik öğrendikleri konunun gerçek hayattaki uygulamalarını. Bunun için de dediğim gibi stajlar, teknik geziler, bizimle beraber yapacakları araştırma projeleri, bu tür co-op etkinlikleri aslında bunun önünü açan, konulardaki sis perdesini aralayan fırsatlar olarak görüyoruz. Hocam aslında ben bu cevabınızı şeye de eklemek istiyorum. Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisi neden seçilmeli sorusuna bunu bir dipnot evet olarak koyabiliriz. Çok güzel açıkladınız. Peki programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Ya dediğim gibi aslında aynı şeyleri tekrar edeceğim belki ama enerji sürekli büyüyen yeni teknoloji ve yaklaşımların geliştirerek çok büyük etki yaratabildiğimiz bir sektör. Ama bunları başarmak için arkadaşlarımızın çok çalışması lazım. Heyecanı ve coşkuyu ve meraklarını sürekli canlı tutmaları gerekiyor. Bunları başarabilen arkadaşlarla, bunları başarmalarına biz de yardımcı oluyoruz. Çok güzel işler yapacağımızdan eminiz. Kendilerini bekliyoruz. Kayıt döneminde ya da tercih döneminde ya da hatta şu an dahi her zaman kapımız açık gelip bizle konuşabilirler. İnternet adresimiz ese.yasara.edu.tr'de. Bütün bilgiler var, iletişim bilgilerimiz. Bize telefon edebilirler, e-mail atabilirler. Biz meraklı arkadaşlarla, heyecanlı arkadaşları istiyoruz ki biz de güzel işler yapalım. Beraber ülkemizdeki enerji sektörünü daha ileriye taşıyalım.
Hocam güzel cevaplarınız için ben dinleyenlerimizin adına size teşekkür etmek istiyorum. Pusula'nın sonuna geldik artık. Bugünkü konuğumuz Enerji Sistemleri Mühendisi Bölüm Başkanı, Yardımcı Doçent Doktor Emrah Bıyık'tı. Hocama çok teşekkür ederim beni kırmayıp geldiği için. Haftaya başka konuklarla görüşene dek hoşça kalın. Kariyerine yön verecek tüm ipuçları bu programda. Pusulayı dinle, geleceğini belirle.